Herkese merhaba. Bir Aile Yemeği Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mantar çorbası tarifi yapacağız. Eklediğim sıvı yağımın üzerine 500 gram temizlenmiş, küp küp doğranmış mantarımı ekliyorum. Yağımızın içerisine eklediğimiz mantarlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Kavurma aşamasını yaparken mantarlarımla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Kabuklarını soyduğum mantarlarımı yaklaşık 10 dakika limonlu suda beklettim. Daha sonra küp küp doğrayıp daha fazla bekletmeden kararmalarına engel olmak adına hemen kavurma işlemine başladım. Gördüğünüz gibi mantarlarımın suyunu salmaya başladı. Suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Mantarlarımızı pişirmede en önemli noktalardan bir tanesi de ısısının yüksek olması. Yüksek ısıda ayarını düşürmeden pişirmemiz mantarın daha sağlıklı pişmesini sağlayacaktır. Çorbamızın ikinci aşamasındayız. Bu aşamada tenceremizin içerisine 3 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyip eritmeye başlıyoruz. Eriyen tereyağımızın içerisine 4 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Ve unumuzu kavurmaya başlıyoruz. Bu aşamada hızlı olmamız gerekiyor. Unumuz kavrulduktan sonra 3,5 su bardağı sütümüzü ekleyip hızlıca karıştırmaya başlıyoruz. 3,5 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Bir çırpıcı yardımı ile çırpma işlemine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kıvamını alan çorbamızın içerisine 4 su bardağı sıcak su ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Sütümüzü de ekledikten sonra belli bir süre karıştırıp pişirdikten sonra kenara ayırdığımız mantarlarımızı ekliyoruz. Bir taşım kaynattığımız çorbamızın içerisine bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon ekliyoruz. Yemeğimizi birkaç dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatabiliriz. Çorbamız artık hazır.